Gözlemleri Girişimcinin Dünyası programını sunar. Efendim iyi akşamlar. İki haftalık bir aradan sonra yine birlikteyiz. Öncelikle kusura bakmayın, güzel şeyler için bu arayı vermek zorunda kaldım. Çok güzel zirveler vardı, onlara katıldık, onun heyecanını yaşadık. Daha sonra geçtiğimiz hafta robotik eğitimlerinde çocuklarımız için bir sertifikan töreni vardı, oraya katıldım. Yani cebimde sizlere anlatmak için, paylaşmak için birçok şey biriktirdim aslında. İnşallah önümüzdeki programda da bunları sırasıyla sizlerle paylaşacağız bu güzel gelişmelerden dolayı. Evet, bu hafta yine genç bir girişimcimizle, yeni bir girişimcimizle beraberiz. Onun bugüne kadarki süreçte yaşadıkları, nasıl girişimci oldu, nasıl bu noktalara geldi, bunları sizlerle paylaşacağız. Umarım sizler için de güzel bir program olur. Evet, öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Eyüp Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Temel Bey. Evet, biliyorsun seninle uzun zamandır aslında tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Evet. Girişimcilik vasıtasıyla seninle tanıştık. İşte Avrupa Birliği'nin hazırladığı, bu Nikon'un hazırladığı programlara katıldığın dönemde seninle karşılaştık, tanıştık. Yakından süreci takip ediyorum ben de, neler yaptığına dair bugüne kadar. Bugün aslında bunları paylaşmak istiyoruz. Nasıl başladı, nasıl gelişti, ne noktadasın, gelecekle ilgili planları neler, bunları seninle konuşmak istiyorum aslında. Diğer girişimci adayı arkadaşlarımıza örnek alması ve onlara heves vermesi açısından, ilham vermesi açısından. İstersen ilk önce seni tanıyarak başlayalım. Eyüp Kavalcı kim? Evet. Herkese merhabalar öncelikle. Nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Ben Eyüp Kavalcı, Smartix Trading Limited'in kurucusuyum. Evet. 35 yaşındayım, evliyim. Henüz baba olmadım. 2010 yılında elektrik elektronik mühendisliğinden mezun oldum. Hı hı. Daha sonrasında özel bir hastanede çalışma şansı yakalayınca, evet, birazcık sağlık alanına kaymaya karar verdim. Hı hı. Takip eden süreçte master'ımı biyomedikal mühendisliği üzerine, evet, yaptım. Çok ilginç. Elektrik elektronik üzerine hemen biyomedikal sektörüne doğru bir ilgi oluşmuş. Evet, aslında hastanede çalışmaya başlamam büyük bir şans oldu. Hı hı. Hedefim daha farklı ilerlemekti ama dedim, evet, ki hayat bunu sunduğuna göre vardır bir bildiği. Doğru, çok haklısın. O şekilde devam etmeyi düşündüm. Tabii biyomedikal master'ım bittikten sonra biraz daha kanser alanında bir çalışma yapmak daha, evet, çok cazip konuma gelince doktoramı da prostat kanserinin erken teşhisine yönelik tıbbi biyoloji ve genetik alanında yaptım. Evet. Bu arada da özel bir hastanede 10 yıldan fazla bir süre satın alma müdürlüğü görevini yürüttüm. Tabii tüm bunlar olurken satın alma çok fazla stresin olduğu, aşırı bir temponun olduğu bir ortam. Birazcık bu tempo, bu ortam yormaya başlayınca dedim ki artık biraz değişiklik yapmak, hı-hı, lazım. Bu stresler biraz artık dokunmaya başladı. Evet. O noktada bir girişimcilik fikri doğdu. Hı-hı. Neler yapabilirim? Ben var mıydı aklında mesela? Yani hep kendi işimi kurayım, kendi, evet, işimin sahibi olayım noktasında. Yani şimdi baktığın zaman sürece, evet, elektrik elektronik mühendisliği okumuşsun. Neydi mesela? Yani onun ne için hayal ediyordun bunu? Elektrik elektroniği okurken işte 2005-2006'larda bu yenilenebilir enerji, solar, işte rüzgar enerjileri, evet, bu konular çok popüler. Ailede var mı şey mühendis kökenli? Yok, yok. İlk mühendisi üzerinden. Mühendis benim. Aynen. Arkadaşlarla da hep bu yönde konuşuyorduk. Tabii sonrasında hastanede çalışmaya başlayınca, hı-hı, bu hedef birazcık kaydı. Evet. Ama hep aklımın bir köşesinde bir gün kendi işimi kurmam, işte ülkemizde bir değer yaratmak, bu ülkeye, hı-hı, bir katkı koymak fikri vardı. Biraz da artık ortamın getirisi beni itti galiba. Evet. Onun da büyük etkisi olunca böyle bir fikir ortaya doğdu. Girişimci olmaya karar verdim. Peki süreç nasıl oldu? Şimdi artık kendi işimi kurmam lazım. Ne yapmak lazım? Kıbrıs biliyorsun bu konuda biraz sıkıntılı. Evet. Şimdi çoğu zaman insanlarımız şikayet ediyor. Burada yapacak hiçbir şey yok, fırsat yok vesaire falan diyor ama ben de bardağı tersinden bakın diyorum. Yani dolu tarafına bakın. Yapacak hiçbir şey yoksa demek ki yapacak çok şey var demektir bu. Kesinlikle. Yeter ki ihtiyacı, sıkıntıyı, oradaki sorunu tespit edip o konuda çözüm üretmek. Senin neydi mesela çıkış noktan? Neydi dikkatini çeken burada? Evet. Aslında tam özetlediğiniz gibi her fikrin kökeninde bir sorunu çözmek yatıyor aslında. Evet. Ben de o dönem yaptığım araştırmalarda işte nelere talep var, önümüzdeki süreçlerde nasıl bir trendler bizi bekliyor, ben ülkeme neler katabilirim, bir de bu noktada
kapital da çok önemli. Elimde evet. küçük bir sermaye vardı. Bu küçük sermayeyle en iyi ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Hı hı. Bir takım araştırmalara giriştim. İşte karar verdiğim nokta şu oldu. Ben hizmet sektöründe bir şey yapmam lazım ki evet. var olan kapitalı en mantıklı şekilde kullanıp ilerleyeyim. Çünkü işinizi kurmak yetmiyor. Kurduktan hemen sonra işlerin akacağına dair bir garanti de yok. Hı hı. En az kendinize bir 6 ay, 8 ay vermeniz lazım. Doğru. Bütün bunları hesaplarken bu fikir daha çok aklıma yattı. Hı hı. İşte yavaş yavaş araştırmaya başladım. Ben ne yapabilirim? Hı hı. Bu arada işte fotoğrafçılığa, video çekmeye, bunlar da uzun süredir hobi olarak yaptığım işlerdi. Evet. Var olan know-how'ı da nasıl koyup da böyle hibrit bir şeyler yapabilirim diye araştırırken dijital dünya işleri bayağı ilgimi çekti. Ülkemizde de artık sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi bu alanda bir talebin olduğunu gördüm. İşte arkadaşlarla konuşurken nelere ihtiyaç duyuyorsunuz mesela ya da bu hizmetleri alırken ne olsaydı daha iyi olurdu sizin için gibi araştırmalar yaparken bu alana kaymaya karar verdim. Tam bu araştırmalar yaparken de bir gün sosyal medyada Nikon'un inovatif girişimciliğin işini kur programıyla karşılaştım. Değil mi? Çok iyi. Arayan buluyormuş. Evet. tam benim öyle oldu hikayem. Programın detaylarını inceledikten sonra bayağı ilgimi çekti. Yani orada sunulanlar girişimcilik nedir den, evet. işte bir iş planı nasıl yazılır, bir yatırımcının karşısına nasıl gidilir kadar ki süreç çok iyi planlanmış. Evet. Görünce ben de başvuru yaptım. Çok da kısa bir... Hiç bunun korkusunu yaşamadın mesela yani iş baktı hani kendi işimi kuracağım, işte nasıl olur, işte para sıkıntı, işte yapacak iş, ailenin baskısı, bak garanti iş var ne güzel, kesinlikle. Niye bırakıyorsun falan gibi şeylere karşılaşmadın mı? Kesinlikle çok fazlası. Aile baskısı illa olmuştur yani. Evet. Çok şükür ben aile konusunda şanslıydım. Ailem sağ olsun her zaman desteğini süper. Sağladı. Ama illaki etrafımdan, arkadaşlarımdan işte çok büyük bir kurumda çalışıyorsun. Deli misin sen? İşte girişimcilik sana göre değil. İşte hı-hı. kuracaksın, batacaksın vesaire. Ya yani o kadar çok felaket senaryoları da yazıldı ki ben açıkçası çok fazla dinlemedim. Hı-hı. Çünkü bu yolda ilerlemeye bir karar verdim. Evet. Bir de Başak Burcu'nun bir inadı var. bir şey karar verildiyse artık devamı gelir. İyi kötü sonucunu göreceğim diyorsun evet. değil mi? Yani bir de işte evliyim, henüz çocuğum yok. Bu riski alacaksam benim için doğru bir zamandır dedim. Evet. Çünkü çocuk da varken işte ben işimi değiştiriyorum. Yapacağım iş tutacaktı, tutmayacaktı. Onun duygusal olarak o psikolojiyi yönetmek çok daha zor olacak diye düşündüm. Dedim ki bu doğru zamandır. En azından gideyim şansımı deneyeyim. Tamam denedik. Olmazsa deriz ki girişimcilik bize göre değilmiş. Ama ben bunu 50 yaşına geldiğimde söylersem bunun bedeli bana çok ağır olacak dedim. O yüzden doğru zaman şimdi. Evet. Biraz kulakları kapattım. Girişimci arkadaşlarıma özellikle yeni başlayacak olanlara da bunu tavsiye ederim. Çünkü ilginçtir. Hayatını bu yola adamış, bu derelerden su içmiş bireylerden çok. İşte hiç hayatında risk almamış, bir şey denememiş bireyler size çok daha fazla işletme dersleri, girişim dersleri vermeye çalışır. Doğru. Yani bu birazcık ağır olacak ama hayatında çocuk yapmaktan başka başarısı olmayan insanların tavsiyelerine kulak asmasın. Bütün girişimci arkadaşlarıma verebileceğim en büyük tavsiye budur. Çok haklısın. Bir hayal varsa, bir hesap varsa, bir analiz varsa ve siz inanıyorsanız ki bu fikir gerçekten hayata geçecek, yürüyün, bu riski alın. Çünkü girişimciliğin büyük bir kısmında bir yerde o riski alabilmektir. Çok doğru. Aynen yani girişimcilik demek risk almak demek zaten hayatın her anında. Kesinlikle. Benim hikayem de aslında böyle başladı. Peki bir fikir oluşmaya başladı mı yoksa biraz önce bahsettiğin gibi işini kur programında mı şekillenmeye başladı bu? Evet, katıldığım zaman aslında kafamda bir fikir vardı. Hı. Ama dediğiniz gibi o... Şimdi uzun bir süre kurumsalda çalışmak evet bir takım size tecrübeler, deneyimler kazandırıyor ama bu bankonun arkasında olmakla önünde olmak gibi bir şey. Doğru. Şimdi ben hep bankonun arkasındaydım. Satın alıyordum. Patron evet. bendim, para bendeydi değil mi? Şimdi satmaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Ben şimdi hizmet götürmeye gittiğim noktada işler değişiyor. Bir de yalnız başladığınız zaman... İşin patronu da olmak zorundasınız, müdürü de olmak zorundasınız, işçisi de olmak zorundasınız. Birisinin bu gemiye kaptanlık yapması da lazım. İşte tam bunları nasıl yapacağım, bunun içinde nasıl çıkacağım derken aslında
orada yetişti proje. İşte hemen akabinde eğitimlerin başlaması, işte girişimcilik nedir, nasıl olması gerekir. Bu süreçte en büyük olay psikoloji yönetimi. Yani etrafın o baskısını yaşarken işte ay sonu acaba para kazanabilecek miyim, faturalarımı ödeyebilecek miyim endişesiyle yoğrulurken bir yandan da işinize konsantre olup geleceği de düşünmeniz lazım. Evet. İnovatif girişimciliğin bu konuda bana bayağı bir desteği oldu. Bu psikolojinin üstesinden gelebilmemi, bakın bu çok doğal bir süreçtir. Roma'yı bir günde inşa etmediler. Herkes bu şekilde başlar. Bu kötü bir şey değildir. Bunu öğrenmeme, bunun üstesinden gelebilmeme yardımcı oldular. İşte bu süreçte ben de kendimi geliştirmeye devam ettim. Kendi işimle alakalı ne gibi eğitimlere katılmam gerekir, kendimi nasıl geliştirmem gerekir. Çünkü şimdi piyasada herkesin yaptığını yaparsanız orada çok fazla tutunma şansınız olmuyor. Doğru. Biraz fark yaratacak bir şeyler koyabilmeniz lazım. Ben de hep bu tarafa odaklandım. Ne gibi bir farklılık getirebilirim, neyi daha iyi yapabilirim, ne gibi trendler ülkemize kazandırabilirim. İnovatif girişimciliğin bana sağladığıyla kendi vizyonumu koyunca böyle hibrit bir çözüm çıktı ortaya. Ve Smartix böyle doğdu. Şimdi Smartix'e baktığımız zaman neler yapıyorsunuz? Yani bu iş fikri oluştu. Yani dijital tarafta bir şeyler üretmekti amacınız. Evet. Smartix'i oluşturduktan sonra ne gibi hizmet kolları koyduğunuz altına? Yani ne veriyorsunuz müşteriye bak Smartix altına? Smartix'in asıl odaklandığı konu sosyal medya yönetimi oldu. Evet. Yani sosyal medya yönetiminin altında da bu aslında sadece bir grafik tasarım ya da bir video üretip de paylaşmak değil. Bunun arkasında ciddi bir planlama, ciddi bir strateji olduğunu, yapacağımız ürün olsun, hizmet olsun, buradaki eylem kurumsal kimlik çatısı altında olması gerektiği, bütün bu operasyonun, eylemin ölçülebilir, değerlendirilebilir bir zeminde olması gerektiği fikriyle geldim ben aslında çözüm ortaklarıma. Ve bu şekilde hepsine kendi hedeflerine ve amaçlarına göre bir takım çalışmalar belirleyerek başladık. Ve ağırlıklı olarak da sosyal medya yönetimiyle girdik. Bunun yanında grafik tasarım, işte web tasarım, kurumsal kimlik içerisinde yine rutin tasarımlarla böyle genel sorun çözecek, daha çözüm odaklı bir paketi oluşturduk aslında. Yakın geçmişte de artık yapay zeka desteğini de getirdik hizmetlerimize. Evet, ondan birazdan bahsedeceğim çünkü orta tarafa da odaklanmaya başladınız. Evet. Şimdi işini kur programında katıldıktan sonra yani size neler anlatıldı orada? Yani isim psikolojik tarafını anladık, yani iş modelleme, iş geliştirme gibi neler, hangi süreçleri yaşadınız orada? Evet, iki adımımız oldu aslında başlangıçta. İlk bir ön girişimciliğin ne olduğunu, nasıl ilerlemesi gerektiğini, buradaki süreçleri nasıl götürmemizle alakalı. Evet. Sevgili Gizem Menteş Muhtaroğlu hocamız ve Yusuf Tekin'a ilk onlarla böyle diğer arkadaşların da katıldı. Online bir eğitimimiz oldu. Hem yeni arkadaşları tanıdık hem çok güzel bir sunum eşliğinde bir workshop tarzı ilerledi. Daha sonraki süreçte işte bize danışman atandı. Orada da sevgili Gülcan hocayla devam ettik. Orada da artık daha ileri seviye. Yani bizim bir iş fikrimiz var ama bu fikri nasıl olgunlaştırabiliriz? İşte market araştırmasını nasıl yapmamız gerekir? Rakip analizi nasıl yapmamız gerekir? Bu firma nasıl ayakta kalabilir? Aylık gelir döngüsü, nakit akışı nasıl olması lazım? Şimdi firmayı kurduğumuz zaman sonuçta biz de oranın bir çalışanıyız. Burasının bir maaş sistemiyle ilerlemesi gerekir. İşte o da benim cebim, bu da benim cebim gibi böyle bir şey olmaz. Tüm hepsinin kurumsal götürülmesi gerekir. Bütün bunların aslında üzerinden geçtiğimiz bir süreç oldu. Çok iyi. Yani benim için çok büyük bir veli nimet oldu. Tamam bir takım bilgilerimiz vardı ama işin bu tarafı çok başka bir boyut. Ve bu program sayesinde ben o boyuta kolay erişebildim. Ne kadar sürdü peki bu süreç? Ne kadar? Yaklaşık bir yıl diyebiliriz. Bir yıl çok iyi. Ha? Evet. Uzun bir süreç olmuş. Bir nevi pandemini işte 2021 pandemi sürecinde içinde olduğumuz bir dönemdi. Bir yandan inovatif girişimcilik eğitimlerimiz devam ederken ben kendi eğitimlerime de devam ettim. Hep gelişmeye, büyümeye odaklandım. Zaten ilk bir yıl tamamıyla artık optimizasyona adanması gerekir. Evet. Yani çok fazla karlılık her şey önemli ama o şirketin ayakta durması, bunu göze alabilmek lazım. Peki baktığınız zaman yani diğer katılımcı arkadaşlar var. Nasıldı mesela katılım? Ne kadar kişi vardı sizin dahil olduğunuz programda süreç içerisinde?
gruplarımız 10-12 kişilikti yaklaşık. İyi bir katılım varmış yani. Evet. Şimdi kendinden pay biç, ne durumdaydı onlar sence? Yani gözlemlediğin zaman arkadaşları, yani herkes bir şeyleri bilerek mi gelmişti oralara? Yok. Yoksa herkes böyle şeyden çıkmış gibi. Evet, çoğumuz yeni fikriyle, iş fikriyle, ya işini kurma arifesinde ya da daha fikir aşamasındayken, evet, katıldık. Çok da güzel oldu. Yeni arkadaşlarla tanıştık. İşte onların neler yapmak istediğini öğrendik. Daha sonrasında birlikte çalışma ortamları oldu. Hı hı. Ülkemiz aslında girişimcilik ekosistemi oluşturmak için coğrafi olarak da çok müsait. Evet. En güzel tarafı da networking. Yani bu birbirimizle olan ilişkilerimizi geliştirmek için de çok güzel oldu. İkinci adıma geçtiğimizde yeni arkadaşlarla tanıştım. Hı. Yeni fikirler, yeni projeler. Onları öğrendik. Onlar için neler yapabiliriz? Hiçbir şey yapmasak bile ülkemizde neler yapılmak isteniyor? Hı hı. Dünyada olan yenilikleri ne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınmayı başarıyoruz? Bunları görme şansımız oldu. Çok iyi. Şimdi orada ben de ortamı gözlemlediğim zaman aslında herkesin birbirinden destek ve sinerji aldığını gördüm program içerisinde. Evet. Yani belki de fikri getirdi. Orada bir işbirlikleri de oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Sen mesela o tarz böyle birlikte iş yapmaya çalışacağın veya birlikte çalışmak istediğin arkadaşlar oldu mu? Veya tabii, konuştun mu hiç? Tabii oldum. Halen de görüşüyorsunuz. Evet. Evet. Orada bir iş çözüm ortağı gibi aslında birbirimizi destekliyorsunuz şeyin, evet, noktasında da. Çünkü amaç da aslında o hepimizin birlikte bir araya gelmesi, bir döner bir yapının oluşması, o ekosistemin aslında oluşması. Evet. O yüzden ben de kendi adıma ne kadar katkı koyabiliyorsam hepsini koydum. Mümkün olduğu sürece de artırmaya çalıştım. Şimdi bu devam ediyorum. Buradaki asıl şeyimiz iş fikrini bulmak. Yani bu süreçte yaşadığım bu yolculukta işte işini kur programı sana bir önderlik etti burada. Evet. Nasıl yapmak lazım peki orada? Yani iş fikrini bulmak, ne düşünmek lazım? Yani aklından nasıl bir hayal kurmam lazım ki iş fikrini oluşturabileyim? Senin tarafta mesela süreç nasıl oldu burada? Yani bir eksiği, sıkıntıyı bulup tespit etmek mi sana yol plan verdi veya gelen bir talep mi sana bunu oradaki yolu açtı? Yoksa işte çevreden aldığın geri bildirimlerle mi bunu belirledin? Evet. Benim aslında yaptığım araştırmalar bu noktaya gitti. İki başlığı ayırabiliriz aslında. Hı. Bir, var olan kaynak beni birazcık bu işe itti. Çünkü, evet, kaynağımın yeterli olmaması beni daha hizmete dayalı bir sektörde çalışmam noktasına getirdi. Hı hı. Bu noktaya karar verdikten sonra da artık ben bu alanda ne yapabilirim, nasıl bir sorunu çözebilirim düşünmeye başladıktan sonra yaklaşık 3 ay aldı aslında benim bu süreç. Evet. İşte internetten araştırmalar, etraftan ne yapabilirim, nelere ilgi vardır, ne yaparsak tutar gibisinden bu araştırmaların sonucunda bu noktaya gittim. Zaten piyasaya girebilmek için yani ya tamamıyla sıfırdan bir çözüm getirmeniz lazım ya da var olan bir şeyi daha iyi bir hale getirerek sunmanız lazım. Yani şimdiki gibi yapay zeka olsaydı belki de çok daha farklı fikirlere de girebilirdik. Şu an inanılmaz nimetler var. Evet. Benim için de o dönem böyle bir şans oldu. Hı hı hı. Ve öyle başladı. Süper. Şimdi biliyorsun işte dünyanın globalleşmesiyle beraber işte reklam sektörü dünyası artık şekiller değişmeye başladı. Kullandığımız ürünler, argümanlar. İşte eskiden gazetedir, billboard'dur gibi daha konvansiyonel alanları kullanırken şimdi daha çok dijital mecrada dönüyor bütün reklamcılık sektörü neredeyse. Yani asıl lokomotif mecramız dijital mecralar olmaya başladı. Bu da biraz önce bahsettin aslında, yani Instagram, Facebook'tur, işte diğer sosyal medya mecraları eskiden bir fotoğrafı çek paylaşken şimdi aslında ciddi bir pazarlama noktaları haline geldi. Evet. Burada ne tür çözümler üretiyorsunuz müşterileriniz için SmartX altında? Yani arka tarafta ciddi bir algoritma var aslında hedef kitleyi belirleme noktasında. Yani bizim mesela eski dönemde yaşadığımız en büyük program işte bir gazeteye ilan çıktığın zaman o ilanın etkileşimine kadar ölçümlemek çok zordu. Veya yani billboard'a koyduğunuz zaman tahminlerle yürütüyorduk. Yani şu bugün buradan işte şu kadar kişi geçti, şu kadarı bakmıştır, şu kadarı da etkilenmiştir, satışa dönmüş. Ama dijital tarafta bu süreç bambaşka. Yani birebir ölçümleyebiliyorsunuz. Yani satışa kadar hatta takip edebiliyorsunuz tüketiciyi. Sizin burada yarattığınız fark nedir tam olarak SmartX'te altında? Evet. Bizim aslında yarattığımız en büyük fark tamamıyla çalıştığımız çözüm ortağımızın ihtiyaçlarına yönelik hareket, hı hı, etmemiz. Yani işte buyurun bizim paket çözümlerimiz vardır, birini seçin de çalışalımdan ziyade, evet, oradaki ihtiyaç nedir?
Yani hedefimiz nedir? Sadece kurumsal kimlik altında bir tanınma mı istiyoruz? Var olan bir ürün var. Bunun satışını, bilinirliğini mi artırmak istiyoruz? Yoksa hepsinin olduğu daha böyle hibrit bir çözüm mü istiyoruz? Önce buna karar veriyoruz. Buna karar verdikten sonra da bütün bu operasyonlar nasıl bir strateji altında ilerlemesi lazım? Nasıl bir plan belirlememiz gerekir? Çünkü çalıştığımız çözüm ortaklarımızın çok niş alanları var. Evet. Yani her biri birbirine farklı işlerle, iş kalemleriyle uğraşıyorlar. Yani evet. Ürün satıyorlar. Hedef kitle çok önemli. Yani sizin bir ürününüz var. Çok harika bir ürün. Hı hı. Ama alıcısı kimler? Yani çok çok limitli bir alıcısı olabilir. Hı hı. Şimdi sürekli talep gören bir sektörde iş yapmak biraz daha kolaydır. Ama daha böyle spesifik kitleye yönelik gittiğiniz zaman çok detaycı çalışmanız lazım. Hı hı. Ve artık dijitaldeki rekabet çok ileri seviyelere gitti. Evet. Eskiden bir postu paylaştığınız zaman çok rahatlıkla birçok insana erişirdi. Artık organikte bunu başarmak çok da kolay değil. İmkansıza yakın neredeyse. Evet, çok ciddi mesai harcamanız lazım. Bu durum sizi mecburen reklam tarafına yönlendiriyor. Hı. Ama reklam tarafında da işte Apple'ın son iOS 14 güncellemesinden sonra bu cookie takiplerinin kapatılması. Kısıtlanması. Evet, artık siz ben takip edilmek istemiyorum dediğiniz noktada retargeting, bu tekrar hedeflemeye büyük bir darbe geldi. Doğru. Bu da sizi daha ileri, daha stratejik ya daha da daha farklı çözümler yaratmak götürmeye gerekiyor. Başladı. Aynen. Bütün bunların da bilincinde olarak daha böyle spesifik gitmeye çalışıyoruz biz de. Ve bu öyle bir şeydir ki yani bir model bulduk. Bu model çok iyi iş yapıyor. İki ay harika giderken üçüncü ay çok kötüye de dönebilir. Yani tabii. Bu dinamiklerin, bu süreçlerin de sürekli peşinde olmak lazım. Hı hı. Sürekli analizini yapmak lazım. Biz daha çok bu bakış açısıyla geldik aslında. Ve şu an bu şekilde ilerliyoruz. Daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde olması gerektiğini aslında daha fazla anlatmaya çalışıyoruz ki yatırılan her bir kuruşun, her bir TL'nin, oradaki paranın en iyi şekilde verimi alınabilsin. Doğru, çok doğru bir şey söyledin. Yani aslında burada reklamcılıktan da öte aslında bir veri işliyorsunuz. Veri mühendisliği yapılıyor arka tarafta. Yani anlattıklarından bunu anlıyorum. Evet. Şey tarafında. Yani burayı doğru analiz eden, oradaki datayı doğru algoritmalarla kullanabilen veya yorumlayabilen şirket veya hizmet burada markayı, hizmet verdiği markayı bir adım, iki adım daha fazla ön plana taşıyor. Kesinlikle. Ya burada devamlı dirsek temasındayız diyebilirim. Örneğin işte bu hafta bu planı deniyoruz deyip birlikte karar alıp denemeye koyuyoruz işte. Evet. Bir hafta 15 gün performansı gördükten sonra okeysak kendi aramızda tamamdır bu şekilde devam edelim dediğimiz noktada artık bunu daha iyi nasıl yapabiliriz konuşmaya başlıyoruz. Hı hı. Ve bu aslında bu sürecin bir parçası ve bu şekilde de devam etmeli. Yani işte bütün Kıbrıs'ı seçeyim, 200 TL koyayım, reklama göndereyim, bu artık çalışmıyor. Evet, çok doğru. Yani çok iyi bir örnek verdin. Yani sponsorlu paylaşım yapalım dediği zaman müşteri direkt konuyu öyle algılıyor. Yani eskiden o bile hani bilinmiyordu halk arasında veya müşteriler arasında. Ama şimdi dediğin gibi yani ciddi anlamda aslında hedeflemeyi yapmak lazım orada. Yani müşterinin talep ettiği veya o ürünün kullanıcısını doğru tespit edip onu direkt hedeflemek lazım. Kesinlikle. Ve çok yakın bir zamanda bu da değişecek. Yani artık şu an hayatımıza giren trendlere baktığımız zaman artık bu yöntemlerin de yavaş yavaş çalışmayacağı noktaya gidiyoruz. Daha böyle interaktif, insanların ilgisini çeken. Çünkü şu an aslında büyük bir bilgi bombardımanının altındayız. Her yandan reklamlar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Zaten hepimiz günlük rutinlerimizden bayağı yorgunuz. İşte en son okuduğumuz işte bu sürekli kaydırma bir sendrom haline geldi. Doğru. Yani sürekli kaydırıyoruz ama çoğunu okumuyoruz. O da geçip gidiyor aslında bir rüzgar gibi o. Evet, yani o yüzden ben artık işte beğeni sayısına, yorum sayısına çok da takılmıyorum. Çünkü insanlar görüyor postu. Erişim sayısından, erişim metriğinden aslında postunuzun kaç kişiye ulaştığını görebiliyorsunuz. Tamam, eskiden beğeni, yorum, o içeriğin beğenildiğine dair önemli bir veriydi. Hı hı. Ama şu an kendimizden görüyoruz. 100 tane post, bunun her birini beğenmeye kalktığında çıkamıyorsun işin içinden. O yüzden, ciddi bir vakit harcamak zaten doğru. Evet, o yüzden artık çok oralara takılmayıp ne kadar çok bireye ulaştık veya bir reklama çıktığımız zaman ne kadar çok örneğin koyduğumuz bir bütçeyle ne kadar çok insana erişmişiz bizim tekrar oranımız. Çünkü gösterim de çok önemli. Yani seçtiğiniz kitle yanlışsa aynı adama 10 kere siz o reklamı gösterdiyseniz bu artık başarıdan uzaklaşmaya başlar. O parayı boşuna harcamış olursunuz. Tabii. Gibi.
Yakın gelecekte de bunun değişeceğine inanıyorum. Yani okuduğumuz, gördüğümüz bütün trendler de daha böyle interaktif, arttırılmış gerçekliğin olduğu, yapay zekanın daha ileri seviyede olduğu bir ortama doğru evet, evriliyoruz. Baktığımız zaman şimdi işte son zamanlarda yapay zeka olsun, işte arttırılmış gerçek, metaverse, işte Facebook adını Meta'ya çevirdi. Onun bu işte değişimiyle beraber hayatımıza böyle evet. bir kelime girdi ve işte farkındalık oluşmaya başladı onunla ilgili. Yani yapay zekanın en güzel örneği aslında Google. Yani orada işte yazdığımız birkaç harfle beraber hemen önerilemelerde başlıyor ve işte oradaki çıkan sonuçları paylaşıyor evet. arayacağın kişiyle beraber. Şimdi mesela Google artık bunu çok daha ileri seviyelere taşımaya başladı. İşte alt tarafta kullandığımız uygulamalara inmeye başladı yapay zeka kullanımı. İşte neredeyse artık belli sektörleri öldürecek noktaya geldi. Yani orada bir paragraflık bir betimlemeyle size resim üretmeye başladı yazılımlar. Evet. Ne bileyim içerik üretmeye başladı. Hatta eğitim dünyasında işte sorgulanıyor. Yani işte ChatGPT'nin bu ciddi anlamdaki işte oturup tez yazabiliyor olması. Kesinlikle. Ve hatasız ve çok iyi çıkarabilmesi bunu neredeyse fark edemiyor artık profesyonel ve artık ciddi regülasyonlar olmaya başlayacak önümüzdeki dönemde işte yapay zeka. Yani şu anda aslında kontrolsüz bir güç gibi yapay zeka ve işte buna nasıl engelleyebiliriz, nasıl kontrol altında tutabiliriz diye uzmanlar çalışmaya başladılar. Şimdi bizi döndüğümüz zaman Kıbrıs'a yani biz işte sen inovatif girişimciliklere yöneldiğin zaman hiç içinde bir korku oldu mu? Yani ben bu işi Kıbrıs'ta nasıl yaparım? Hedef kitle Kıbrıs mı, dünya mı? Yani nasıl bir yol planı çizdin kendine bununla alakalı? Evet yani yolun başında illaki o kaygıları taşıyorsunuz. Ama hani illa burada bir şey yapacağız diye kendimi çok da limitlemedim. Evet, evet hedefim asıl yapmak istediğim bu topraklarda bir değer yaratmak. Hı-hı. Ancak düşündüğümüz fikir burada çok başarılı olmazsa bunu neden yurt dışında denemeyelim diye de bir fikir her zaman vardı. Ki bence de böyle olması gerekir. Ya da şöyle de bir taraf var. Siz çok iyi seviyedesiniz. Ürününüz çok iyi seviyede ama market buna hazır değil. Yani bunun için birazcık zamana ihtiyaç olabilir. Evet. Bu noktada çok da endişeye, tedirginliğe kapılmamak lazım. Hı. O zamanlama çok önemli. Tam tersi geç de kalabilirsiniz. Yani siz o çözümü, ürünü getirene kadar market çoktan belli bir doygunluğa ulaşmıştır. Artık sizin çözümünüze ihtiyaç yoktur. Ben daha çok bu kaygılar, korkulara kapılmak yerine en efektif, en verimli bir şekilde nasıl kısa sürede bu işleri hayata geçirebilirim noktasına odaklandım daha fazla. Evet. Ve var olan kaynakları nasıl daha iyi kullanabiliriz? Tanıdığım kimlere ulaşabilirim? Kimlerden fikir alabilirim? Bu noktaya daha iyi gideyim. Ben daha fazla işin bu tarafında kaldım. Ha, bu fikir tutmaya da bilirdi. Sonuçta böyle bir risk de vardır. Ama sanki öyle bir şey olmayacakmış gibi davranıp ben hep evet. olacakmış gibi ilerledim. Yani şimdi şeye baktığımızda biliyorsunuz girişimcilikte veya bir ürün ürettiğiniz zaman veya hizmet verdiğiniz zaman işte lokalde kalmak çoğu zaman işte kısıtlıyor. Yani şimdi evet. Kıbrıs'a baktığımızda küçük bir işte yaşam alanı var. Kişi sayısı, yaşayan kişi sayısı az da. Şirketler bazında baktığımız zaman adetler az. Yani pazar küçük. Dolayısıyla işi büyütmek, ileriye götürmek çoğu zaman sıkıntı olabiliyor. Şimdi evet. senin giriştiğin bu girişimcilik noktası, inovatif girişimcilikte veya bu dijital mecra yönetim sektöründe burada çalışarak dünyaya hizmet verebilme şansın var mı? Evet. Yani bunun karşısında bir engel var mı mesela? Yani şu an internet hızı mesela benim için büyük bir fiziki bir engel yani evet. şeyden kaynaklı. Aynen. Onun dışında ekip kurmak. Yani burada aslında iyi bir girişimcilik ekosistemimizin olmaması, yeni yeni aslında bu yapının filizlenmesi ister istemez bir takım zorluklar getiriyor. Çünkü yeni kurduğunuz bir yapıda şimdi bir iyi bir ekibe ihtiyacınız var. Evet. Ama elinizdeki kaynaklar limitli olduğu zaman şimdi full time bir adam alıp çalıştırmak, işte onun giderleri, bütün bu kostları koyduğunuz zaman ister istemez limitleniyorsunuz. Halbuki daha esnek, daha rahat çalışabileceğiniz işte farklı meslek gruplarından girişimcilerin bir arada olduğu bir yapı, bir çatı olsa bu işler çok daha rahat olur. Evet. Örneğin şu an yine Avrupa Birliği'nin EU Incubator Hive projesi var. Çok yakın evet. zamanda duyuruldu. Bizim de arttırılmış gerçeklik üzerine bir kuluçka merkezi kurdular. Evet, ben de o projeye kendi projemle başvuru yaptım. İşte Tamer Garip hocamızın önderliğiyle evet. kuruldu. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, çok selamlar gönderiyoruz. Daha önce kendisine. Ağırlamıştık burada, güzel bir show yapmıştık burada, getirdiği yapay zeka şey artılıp gerçeklik gözlükleriyle beraber. Evet, ben de
Bu sayede oraya da katılma şansı yakaladım ve şimdi bu alanda çalışma yapmak istiyoruz. Hedefimiz evet. bu yönde. İşte 3D modelleme yapabilen, render konusunda başarılı, işte kodlama konusunda başarılı arkadaşlara ihtiyacımız olacak ilerleyen süreçte. Ya da grafik tasarım, şu an mesela işte işleri artık belli bir seviyeye getirebilmek için grafik tasarım oldukça talep görüyor ama bu birliktelikleri sağlayacak ekip bulmada mesela şu an zorlanıyorum. Evet. Çünkü birisinin bulduğunuz zaman belli bir uyum olması lazım. Çalışma disiplinleri çok farklı olabilir. İşte program kullanımlar farklı olabilir gibi engellerle karşılaşıyoruz. Yani aslında baktığımız zaman şimdi 23 tane üniversite var aslında ülkemizde faaliyette olan. Buradan çeşitli öğrenciler mezun oluyorlar. Geleceklerini işte kimisi burada sürdürmek istiyor. Baktığında aslında insan kaynağı sağlayacak şeylerimiz var. Evet. Noktalarımız var ama bunların doğru yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor bence. Yani işte bu soruyu biraz önce sorduğum sorunun sebebi aslında şey yani bir fiziki bir ürün ürettiğin bir girişim mi seni dünyaya açılmanda daha kolay olacaktı veya bu tasarım veya yazılım odaklı bir girişim mi seni dünyaya açılmanda daha kolay bir yöntem? Aslında bunu öğrenmek istemiştim senden. Aslında bu açıdan değerlendirirsek dijital tabanlı gitmek şu an daha kolay. Evet. Çünkü fiziksel olarak bir yere bağlı değilsiniz. Yani sonuçta bir bilgisayar, internet olması sizin için yeterlidir. Artık işte uçağa binip bir yere gidip görüşmenize de gerek yok. Bugün birçok Zoom gibi uygulamayı kullanarak bunları da yapabilirsiniz. Evet. Zaten bu sayede özellikle pandemiden sonra birçok işbirliği doğmaya başladı. Artık firmalar yavaş yavaş lokalde, yerelde birilerinden ziyade yurt dışından daha iyi ya da kendi alanda daha uzmanlaşmış alanlara kaymaya başladılar. O yüzden dijitali ben daha avantajlı görüyorum bu noktada. Yani çünkü hizmet noktasına baktığımız zaman yani bugün Kıbrıs'ta bir model geliştirdiğinde işte diyelim ki işte Afrikalı öğrenciler ekibi aldın. Yani o insan kaynağı taraftaki sorunu da çözdün. Yarın öbür gün Afrika'daki bir şirket de senin potansiyel müşterin haline gelebilecek noktada. Bunun karşısında herhangi bir gümrüksel veya politik bir engel yok, değil mi? Evet. Dolayısıyla bunları çok kolaylıkla aşabiliriz aslında. Böyle bir ekosistemin oluşması durumunda. Kesinlikle. Yani şimdi yavaş yavaş şeye gelmek istiyorum. Programda Nalko'nun düzenlediği programda Pabilir'in finansmanıyla yapılan bu programlarda işte İşini Kur'a katıldın. Onun dışında mesela Startup for Peace diye bir yarışmaları vardı biliyorsun. Hı-hı. Katılmış mıydın sen ona herhangi bir fikirle? Yok henüz katılmadım. Ama bir sonraki şeyde yakın zamanda bir tane olacakmış herhalde. Aslında çok güzel bir fikirle katılabilirsin sen de oraya. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir zirve düzenledik Kıbrıs'ta. Evet. Concord Otel'de çok güzel bir etkinlik oldu. Biraz oradaki gözlemlerini almak istiyorum. Yani İşini Kur programına başladığın günle o hafta, o günkü yaşadıklarımız arasındaki değişimi, farkındalığı biraz anlatabilir misin? Evet. 12 Mayıs. Sana umut veren bir şey var mıydı orada? Kesinlikle. 12 Mayıs'taki etkinliğin benim için birkaç farklı anlamı vardı aslında. Evet. Birincisi Niko ailesine katılmış, daha fikir aşamasındayken oralardan başlayıp etkinliğin açılışında gösterilen animasyonu bizim yapmamız, bizim hazırlamamız, o gün orada standımızın olması benim için çok farklı bir değerdi. Çok duygulu bir ortamdı. Hazırlık süreci de çok harika geçti. İnanılmaz bir katılım oldu. Mükemmel bir atmosfer yaşadık. Evet. Yani bir taraftan duygusal süreç. Nerelerden başladık? İşte bir buçuk yıllık süreçte nerelere geldik? Bunu yaşarken diğer yandan da oradaki özellikle genç arkadaşların gösterdiği ilgiyi, bu alandaki merakın artık dünyanın buraya doğru gidişine bir eğilimin olduğunu görmek beni bayağı heyecanlandırdı. Standımız da oldukça güzel ilgi gördü. Evet. Bu da bizim için çok sevindirici oldu. İnşallah başlangıç bu kadar harika olan etkinliklerin devamı da gelir. Çünkü artık dünya büyük bir dijital devrim içerisinde, hayatlarımız artık bu yöne evrilmeye başladı. Evet. Ve dijital dönüşüm artık tüm firmaların kesinlikle eğilmesi gereken bir konu haline geldi. Yani her süreçte yani iş modellerinde, tanıtım aşamasında, satış aşamasında baktığın zaman aslında dijitalleşen dünyayla beraber biz de eğer entegre olmak istiyorsak bu taraftan bizim de bu eksiklerimizi tamamlıyor olmamız lazım aslında bu da. Yani evet fiziki olarak internet bağlantısı önemli bir
eksik baktığımızda. Eksik değil, işte var ama biraz daha hızlı. Bizim bu arada bu konu bizim programımızın mottosu, hızlı internet istiyoruz diye her programda çağrıda bulunuyoruz. Evet. Şimdi eksik olmasın, hizmet sağlayıcılarımız da bu noktada işte gerek Telsim gerek Türkcell tarafından en azından 4.5G'ye ulaştığımız zaman bir nebze rahatlayacağız bu nokta, ama altyapının da buna hazır uygun bir hale lazım, daha yaygın bir hale gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu birçok engeli önümüzden daha kolay kaldıracaktır. Şimdi şeye baktığımızda, yani zirvede ciddi bir katılım vardı. Ben de o gün oradaydım. Ciddi bir katılım vardı. Yani bir sene önce işte bu konuda oturup konuşacağınız kişiler belli bir elin parmağını geçmeyecek kadarken orada ciddi bir katılım oldu. Ciddi bir ilgi vardı seminerlere, konuşmalara ve ondan sonra yapılan toplantılar, ikili görüşmeler oldu. Sen de işte standın vardı. Evet. Neydi gençlerin daha çok sorduğu veya katılımcıların sorduğu size? Daha çok dijital alanda neler yapabiliriz? Nasıl var olan bir şeyleri daha iyi hale getirebiliriz, verimliliği artırabiliriz, daha çok insana ulaşabiliriz ya da biz ne yapıyoruz? Hani bizim yapay zekayı kullanmamız, özellikle yapay zeka destekli ilerlememiz oldukça ilgi gördü. Yapay zekayı nasıl kullandığımızı merak etti katılımcılarımız. İşte hani yapay zeka söylüyoruz, bize üretiyor, böyle mi çalışıyoruz yoksa farklı bir kullanım alanımız mı var? Bunlar merak edildi. Biz tam tersine yapay zekanın sunduğu nimetleri bunlardan faydalanıp çok daha kısa sürede verimliliği artırarak aslında daha fazla çözümle gidiyoruz şu an. Örneğin, zaman kazandırıyor aslında. Kesinlikle. Diye. Aynen. Baktığımız zaman. Bunları gördük. Etkinliğin benim için bir başka anlamı daha vardı. Bu da buradan değerli büyüklerimize de bir mesaj olsun. Benim gördüğüm oradaki en büyük mesaj, ülkemizin bu tarz etkinliklere ne kadar büyük ihtiyacının olduğunu mesajıydı aslında orada. Evet. İnanılmaz bir talep vardı ve bundan sonrasının kesinlikle gelmesi gerektiğinin bir açık çağrısıydı aslında. İnşallah ülkemizin coğrafyası da buna müsait. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girişimcilik Köyü, buranın bir hub'a dönüştürülmesi, evet, neden böyle bir şey olmasın? Ki belli bir altyapı sağlandıktan sonra da yani olmaması için hiçbir engel de yok. Özellikle teknoloji alanında artık birçok şey yapılabilir. Fiziksel olarak bir noktaya bağlı da değilsiniz. Hani neden bu topraklar olmasın? En çok ben bu tarafa vurgu yapmak istiyorum. Yani baktığımız zaman bu 30 yıllık 40 yıllık süreçte ciddi anlamda bir beyin göçü vermiş durumdayız aslında. Yani evet, artık bu döngüyü terse çevirecek bir noktaya geldik. Lazım. Yani hem iş yapış şekillerin dijitalleşmesi, altyapıların işte bu noktaya taşınabilir olması, insanların artık büyük şehirlerden ziyade daha rahat yaşayabildikleri alanlara yönelmeleri, işlerini yapabilmek için önemli. Kıbrıs'a baktığımız zaman aslında hayal edilen, beklentilerin olduğu her türlü altyapı var. Yani işte denizdir, daha yavaş, dingin bir yaşam, aynen, işte açık gökyüzü, güneş, bunlar bile aslında insanın psikolojisini çok destekleyen ve pozitif enerji yükleyen konular. Biz ayrıca bunlara işleri de yapabilecek bir ortam ve altyapı yaratabilirsek neden böyle bir noktaya gelmesin, değil mi? Kesinlikle. Şimdi peki, yani yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İşte biliyorsun, işte inovatif girişimcilik veya girişimcilik ekosistemi yavaş yavaş oluşmaya başladı bu ülkemizde de. Ne düşünüyorsun yani 2023'te, 2024'te sen kendini nerede görüyorsun veya ülkeyi nerede görmek istiyorsun? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Elbette. Bizim kendi alanımızdan başlayalım. Şu an işte Ev İnkübatörü Hive tarafında da ağırlıklı yürüttüğümüz Dijital X projemiz. Artık yavaş yavaş işlerin dijitale dönmesi, metaverse artırılmış gerçekliğe dönmesi, biz de bu alanda olmamız gerektiğine inandığımız için bu alanlara yöneldik. Evet. Artık yavaş yavaş bu altyapıları sağlayabileceğimiz, bu tarz beyinlerin, fikirlerin bir araya gelebileceği bir ortam, bizim kendi tarafımızda da daha çok globale açıldığımız, globaldeki yatırımcıların ilgisini çekebileceğimiz ya da globaldeki ihtiyaçlara cevap verebilecek inovatif bir firma olma konumunu hedefliyoruz şu an. Ve işte 2025 yılına kadarki hedefimiz de bu şekilde. Özellikle dijital ikiz dememin sebebi şu: artık birçok projeyi, tasarımı dijital dünyada yapabilirsiniz. Örneğin bir üretim tesisi kurmak istersiniz. Evet. Bunu hiç daha bir çivi bile çakmadan dijital dünyada kurup, simülasyonlarını yapıp, verimliliğini görüp nasıl daha iyi bir hale getiririz noktasından sonra hayata geçirebilirsiniz. Bu hastane içinde olabilir, evet, bir üretim tesisi içinde olabilir. Şimdi artık insan faktörü, var olan kaynakların kullanımı çok çok daha değerli hale gidiyor. O yüzden bizim de
bu tarafları, bu teknolojileri kullanabilir noktada olmamız lazım. Ve bu teknolojileri, bu yapıları kullanabilmemiz için de ülkemizin bir takım yenilikler getirmesi lazım. Örneğin üniversiteyi yeni bitirmiş bir arkadaşımız, yurt dışından gelen arkadaşlar için alanlarında çok iyi çocuklar. Evet. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra çok sınırlı bir zamanı var. Yani doğru. Ya, 2 ayda ülkeyi terk etmek zorunda mesela. Evet, yani ya siz o arkadaşı işe almanız gerekiyor, ya birisiyle evlenmesi lazım ya da mecburen geri dönecek. Hani evet. Burada daha farklı bir ortam olsa. Çünkü işinizi yeni kurduğunuz zaman yani her şey ortada. Hemen büyük bir ekip kurup herkesi işe dahil edip toplamak çok zor. Full time çalıştırmak çok da kolay olmayabiliyor. Evet. Bu da ister istemez büyük bir hayal var. Fikir çok iyi ama hemen yatırım noktasına gitme şansınız da olmayınca ister istemez kısıtlanıyorsunuz. Şimdi yurt dışına baktığımız zaman aslında özellikle İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da yani Avrupa ülkelerinde bu startup vizeleri var. Ciddi anlamda bu tarafa doğru yönelmeye başladı ülkeler. Yani işte mesela İngiltere'de, işte Almanya'da en zor vize veren ülkeler olarak değerlendiriliyor çoğu zaman. Şimdi kendi üniversiteden mezun olan yabancı çocuklara işte 2 yıl sorgusuz kalıp kendi işlerini kurmak için çeşitli vizeler veriyorlar. İşte onlara teşvikler veriyorlar hatta eğer bir fikirleri varsa. Hatta iş modelleri varsa daha da onları destekliyorlar bunu hayata geçirmeleri açısından. Ya işte işini kur gibi programlar, benzer programlarla bunu nasıl yapılandırabileceklerini ve sürdürebileceklerini anlatıyorlar. Bizde de aslında ufak ufak bunlar oluşmaya başladı. Sadece belli başlı konular eksik. Yani işte en azından bu olan öğrencilerin burada kalmaları için işte yasaların tekrar düzenlenmesi veya onlara işte teşvikten diye ziyade en azından burada kalıp hayatlarını belli bir süre daha işlerini kurabilecekleri bir ortam yaratmak sanırım çok da zor olmaması gerek. Evet. Yani hele ki günümüz koşullarını düşündüğümüz zaman hiç olmaması lazım. Ama umuyoruz ki kısa sürede hayata geçirilebilir. Yani çok da aslında yani maddi bir kaynak da gerektiremiyor. Yani ufak tefek yasaların düzenlenmesiyle bu ortamlar çok rahat ulaşabilir. Yani Almanya'ya şu anda baktığımız zaman işte mühendislik dallarının herhangi birinden mezun olan gençlere ne olursa ol gel demeye başlar. Yani gel burada kal, işini bul, işte Almanca öğren, işte kendine işini bul ve ben sana ondan sonra uzun süreli oturma izni vereyim diyor. Yani ciddi anlamda aslında beyin şeyini, ithalatını körüklemeye çalışıyorlar kendi ülkelerine doğru. Çünkü kaynak kıt. Ve yani biz şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Yani işlerin azalacağı düşünülüyor dünyada ama aslında azalmıyor, şekil değiştiriyor teknolojiyle beraber. Yani bir nevi sanayi devrimi, işte bilgisayarın çıktığı dönem gibi bir şey yaşıyoruz aslında. Evet, bir takım meslek grupları için bitebilir ya da farklı bir forma geçebilir ama bununla birlikte çok daha yeni meslek grupları ortaya çıkacak. İşte örneğin yeni duyduğumuz prompt mühendisliği, yapay zeka entegrasyonu, yapay zeka danışmanlığı, daha bunun gibi birçok meslek grubu da yine ortaya çıkacak. Şimdi peki bu aslında şey için de bir örnek. Yani üniversitelerimizdeki müfredatın ve bölümlerin de değişmesini gerektirmeye eklenmesi gerektiğini gösteriyor aslında. Evet. Bu ihtiyaçları iyi gözlemleyip entegre etmek lazım aslında kendi eğitim modellerimize de. Kesinlikle. Artık bu biraz ülke vizyonu olması lazım. Yani biz buradaki üretimimiz, üretimler de artık sonuçta bir dijital içerik ürettiğiniz zaman o da aslında bir üründür. Doğru. Yani bir ülke vizyonu bir çatı altında bunların toparlanıp üniversitelerin eğitim süreçlerinin üniversiteden önceki süreçte de yani daha artık teknoloji odaklı, daha verimlilik odaklı yani bir sürü can sıkıcı şeyleri çocuklara verip onları okuldan soğutmak yerine aslında ileri seviyede artık hayatlarında kullanabilecekleri, onların daha iyi bir kariyer planlamalarına yardımcı olabilecek şekilde evrilmesi bizim çok daha işimize yarayacak. Yani şimdi mesela Çin mesela ciddi anlamda yazılım sektörüne ve inovatif ürünlerde ön plana çıkmış durumda dünyada. Evet. Yani geçmişe dönüp baktığımız zaman STEM eğitim modeline döndüğünü görüyoruz. Yani fen, matematik ve teknoloji odaklı ders konularını ön plana çıkardıklarını görüyoruz eğitim modelinde. Yani bizim de benzer şekilde belki ona o tarafa doğru evirmemiz lazım eğitim sistemimizi. Kesinlikle. Yani şimdi baktığımızda geçen hafta mesela işte robotik kodlama ile ilgili bir sertifikasyon törenindeydim çocuklarımız için verilen. Aslında çocuklarda da ciddi anlamda aslında buna karşı bir merak var. İlgi var, evet. Yani şimdi gerçeğinde sen çocuk ama yeğenlerinden vesaire falan biliyorsundur. Yani biz eskiden bir bilgisayar monitörünü bulmakta zorlanırken bile şimdi neredeyse 2-3 ekranla büyüyor çocuklar.
Evet. Yani bunu, o heyecanlarını, o isteklerini aslında körüklemek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle, yani çocuk kodlama öğrenmek istiyor. Hayır, sen bunları da öğrenmek zorundasın diye aslında bir yerde dayatıyoruz. Etrafta gördüğüm çoğu genç arkadaşın da okuldan bir soğumasının bir sebebi bu oluyor aslında. Evet. Çünkü sabahleyin uyandığınızda sizi heyecanlandıracak bir şey yoksa beyin otomatik kapatmaya geçiyor. Yani çok bu, çocuk da olsanız, genç de olsanız, yetişkin de olsanız, evet, aynı şey. O yüzden bir motivasyon lazım, bir şey yapmak, üretmek. Belki de insan ayakta tutan en büyük şey, kesinlikle, üretmek faydalı olduğunu anlıyor olmak, biliyor olmak herhalde, onu hissetmek. Evet. O yüzden artık bir takım yeniliklere, dünyanın takip ettiği trendlere, dünyanın ilerlediği vizyona, geleceğe bizim daha adapte olmamız lazım. Alışılagelmiş, belki bu birazcık da ada kültürünün, ada olmanın getirdiği bir şey. Çok fazla tutucuyuz bazı konularda. Kolay kolay bir şey çalışıyorsa dokunmak istemiyoruz ama evet, şunu da unutmamak gerekir ki bunun da daha ilerisi, daha iyisi olabilir. Buna da bir şans verip görmek lazım. Doğru, çok haklısın. Şimdi yani sen bir yoldan geçtin, bir tecrübe ettin. İşte mezun olduktan sonra, işte bir yerde çalıştın, sonra kendi iş fikrini oluşturmak için eğitimini aldın ve kendi şirketini kurdun. Evet. Ne önerirsin senden? Yani şu anda bizi izleyen birçok girişimci arkadaş var, öğrenci arkadaşımız var. Öncelikle ne yapmalarını önerirsin onlara? Nasıl ilerlesinler kendi fikirlerini bulabilmek için veya kendi işlerini kurabilmeleri için? Evet. Dönemin getirdiği trendleri, dönemin getirdiği ihtiyaçları birazcık zaman versinler kendilerine, iyi analiz etmeye, bir şeyleri daha iyi nasıl yapabiliriz noktasına daha fazla odaklanmaya zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Özellikle şu an yapay zeka hayatımıza, işte her ne kadar bir dünyayı ele geçirecek, bizi mahvedecek gibi, evet, konular dönse de mümkün görmüyorum ben ama evet, bunun yanında bize aslında sunduğu çok güzel avantajlar var. Mesela bu avantajları, bu nimetleri de kullanarak ben neler yapabilirim? Nasıl katkı koyabilirim? Kendi ilgi alanıma göre, kendi sevdiğim bir iş nasıl kurabilirim? Buna, evet, birazcık zaman ayırmalarını tavsiye ederim. Çünkü güzel şeylerin olması zaman alır derler ya, kesinlikle böyledir. Hemen bir şey bulmak zorundayız ya da bir şey yapmak. Hayır, böyle bir şey yok. İyi analiz edip yolun başında iyi bir planlama yapmak çok çok önemli. Çünkü yola çıktığınız zaman her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Bu da aslında işin ayrı bir güzel tarafı, o işin bir yolu. Bu kısımda daha fazla mesai harcamalarını, iyi analiz yapıp iyi gözlem yapmalarını tavsiye ederim. Konuşmamızın başında dediğim gibi çok böyle herkese kulak asmamayı öğrenmeleri çok önemli bir şey. Hele ki yolun başında, yani kime kulak verip kime kulak vermemeniz gerektiğini de iyi öğrenmeniz lazım. Evet. Finans okuryazarlığı, kaynak yönetimi, zaman yönetimi, çünkü kurumsal bir yapıda çalışan birisinin kendi işini kurması ayrı bir zorluklar getirir. Üniversiteden çıkan birisinin, hiç ofis ortamında çalışmaya alışkın olmayan birisinin kendi işini kurması farklı zorluklar, doğru, getirir. Mesela benim de yaşadığım, şimdi kurumsalda sabah 8 akşam 5, sonuçta o disiplin bir yerde seni şekillendiriyor, doğru, ama kendi işin olduğunda böyle ister istemez bir rahatlık da getirebiliyor. O gün içerisindeki rutinleri, kendi kendini çalıştırmayı başarmak, disipline etmek ilk başta zorlanan konulardan bir tanesi oluyor. Evet. Belki herkes için olmasa da. Bunun yanında finansal okuryazarlık, kaynak yönetimi, yani bir yatırım nedir, bu şirketin geleceği nasıl olması gerekir, biz nasıl bir değer yaratabiliriz ki ilerleyen süreçte büyüsün, globale taşınsın ve yatırım noktasına gidebilsin. Full detay olmasa bile en azından belli bir seviyede bunları öğrenmelerini tavsiye ederim. Ve hepsinden en önemlisi, bu hayatın bir tekrarı yok. Sevdiklerimizden, kendi hayatımızdan feragat ederek, evet, bir adanmışlık gerektiği zaman sabahlara kadar çalışma, bunu yapacağız. Ama bu tamamıyla o noktaya kaymamalı. Bu hayatın bir tekrarı olduğunu unutmamak lazım. Sevdiklerimizi de ihmal etmediğimiz, o özel hayatla iş hayatını dengede götürdüğümüz bir yapıya ulaşmalarını tavsiye ederim. En azından sevdiği hayatı, sevdiği işi yaparak, kesinlikle, sevdiği insanlarla paylaşması en güzel örnek olur yani. Evet. Steve Jobs'un hayatı aslında bütün girişimcilere çok büyük bir örnektir. Okumadıysalar da kesinlikle okumalarını tavsiye ederim. Evet. Aslında her şeyin özeti tam olarak oradadır. Orada. Vallahi ağzına sağlık Eyüp.
Geldiğin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yine böyle inşallah çok güzel bir program oldu. Çok güzel mesajlar vermeye çalıştık. En azından senin hikayeni evet. burada paylaştık. İnşallah izleyicilerimize de bir referans olmuştur bu. Onlara da kendi iş fikirlerini bulmakta, kendi işlerini kurmakta heveslendirmiştir diye umut ediyorum. İnşallah. Seni de tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel günler ve bir iş hayatı bir seni bekliyor önünde. Yakından takip ediyor olacağım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için de teşekkür ederim. Bu noktalara gelmemi sağlayan herkese de sizler aracılığıyla çok çok teşekkür ederim. Evet. Evet, yine programımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok çabuk geçen dakikalar. Biz yine sohbete, muhabbetimize devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla birlikte olmak üzere diyorum. İyi akşamlar. ATS, alüminyum doğrama ve otomasyon sistemleri girişimcinin dünyası programını sundu.